Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size testosteron, anabolizanlar ve kalp sağlığı üzerine kısa video sunum olacak. Testosteron, vücutta erkeği erkek yapan en önemli hormonlardan birisidir. Eksikliğinde kaslarda erime, yağlarda bir artış, sinirlilik hali, cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu, enerjide azalma görülebilir. Peki sadece bunlar mı gözüküyor? Kalp sağlığı açısından testosteron eksikliğinde neler oluyor? Buna bakacak olursak, testosteron eksikliğinde takipte hastalarda, kardiyovasküler hastalıklarda yani kalp damar hastalıklarında bir artış ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında bir artış yapılan büyük çalışmalarda ortaya konmuştur. Özellikle ileri yaşta testosteron eksikliği olan hastalarda kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında bir artış testosteron eksikliği ile yakın bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Peki biz bu hastalarda testosteron tedavisi yaparsak sıkıntı olur mu? Bir problem meydana gelir mi? Bununla ilgili farklı görüşler var. Bu konuya açıklık getirmek istedim özellikle. Çünkü bu konuyla ilgili yapılmış yüzlerce çalışma var. Bu çalışmalardan yüzlercesi diyor ki bu hastalara, testosteron eksikliği olan hastalara testosteron tedavisi verildiği zaman kalp damar hastalıklarına bağlı hastalıkların oranında azalma, ölüm oranlarında bir azalma olduğu gösterilmiş. Peki farklı görüş var mı? Farklı görüşlere bakacak olursak FDA yani Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi bu konuyla ilgili testosteron eksikliğinde testosteron tedavisi yapılırsa eğer kalp damar hastalıkları ilgili risk, inme riski olabileceğiyle ilgili uyarıda bulunmuş. Burada şöyle bir sıkıntı var. FDA bu konuyu 4 tane çalışmayı temel alarak yapmış. Bu çalışmalardan bir tanesinde zaten çalışma kendini düzeltti, yanlış veri verdiğini söyledi. Diğer 3 tanesinin de kanıt değeri yüksek değil. Gerçi şöyle bir sıkıntı da var. Diğer yüzlerce çalışmanın da kanıt değeri çok yüksek değil. Mayo Clinic de bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada testosteron eksikliğinde yapılan tedavinin kalp damar sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Açıkçası kimse kesin olarak konuşamıyor. Çünkü tıpta bu konuyla ilgili kesin olarak konuşabilmek için çok büyük, milyonlarca dolarlık bütçeye sahip çalışmalar yapılması gerekiyor. Ve testosteron patentli bir ürün, patentli bir madde olmadığı için, kimsenin malı olmadığı için, kimse bunu sahiplenemediği için testosteronla ilgili milyonlarca dolarlık bütçeye sahip çalışmalar hiçbir zaman yapılmayacak. Ve o yüzden de kanıt derecesi yüksek bir çalışma görmemiz bizim mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim, FDA vakti zamanında birçok sansasyonel olaya adı karıştığı için açıkçası benim kendi kişisel görüşüm testosteron eksikliğinin, testosteron tedavisinin yararı olabileceği konusunda birçok çalışmada bu yönde destekliyor. Sadece kalp damar hastalıklarındaki riski azaltmakla, mortaliteyi, ölümü azaltmakla değil, aynı zamanda testosteronun kalp iskemisi olan hastalarda, yani kalpte kanlanması az olan hastalarda iskemiyi, kanlanmayı düzelttiğini, aynı zamanda kalp yetmezliği olan hastalarda egzersiz kapasitesini arttırdığını, aynı zamanda şeker ya da gizli şeker olan hastalarda kan şekeri seviyesini düşürdüğünü, insülin direncini azalttığını gösteren son 10 senede yüzlerce yayın çıkmıştır. Hastaya eğer testosteron tedavisi başlayacaksak, eğrisini, doğrusunu, riskini, yararını güzelce anlatıp hastaya bu perspektifte bir tedavi planı çıkartılabilir. Kendi düşüncem bu. Onun dışında anabolizanlara değinecek olursak, anabolizanlar ve kalp sağlığı ile ilgili duruma değinecek olursak, anabolizanlar bu konuyla ilgili açıkçası insan çalışmaları çok sınırlı. Zaten yapmak da etik değil. Hayvan çalışmalarında özellikle dekabolon yani nanandrolon değerlendirilmiş. Nanandrolon hayvan çalışmalarında kalbi normalden daha fazla büyüttüğünü. Şimdi normalde sporcularda kalp büyümesi zaten oluyor ama nanandrolon verdiğinizde yani dekabolon verdiğinizde kalp iyice büyüyor. Ve kalpte iskemik alanlar dediğimiz yani kanlanması bozulan ve bu bozulmaya bağlı kalıcı olarak zedelenen alanlar olduğu tespit edilmiş. Ayrıca anabolizan kullanan ani ölümle karşılaşan 19 vaka değerlendirilmiş. Bu 19 vakanın ortak özelliği hepsinin uzun süreli anabolizan kullanıcısı olması ve kalple ilişkili ölüm olayının rastlanması ve bu vakaların hepsine otopsi yapılmış. Otopside, kardiyak otopside iskemik alanlar dediğimiz kanlanması olmayan alanlar tespit edilmiş. Burada fotoğrafta görmektesiniz.
Burada kalbin orta kısmındaki septum dediğimiz yerde beyaz alanlar, kanlanması olmayan alanlar, yani çalışmayan alanlar. Bu alanların miktarı arttıkça kalp yetmezliği ya da kalbe bağlı ölüm oranları artmaktadır. Buradaki kimlerin bir kısmı bench press yaparken, bir kısmı antrenman yaparken, bir kısmı antrenmandan çıktıktan sonra ani olarak ölümle karşılaşmışlar. Aynı zamanda anabolizanların aritmi dediğimiz, yani kalp atım ritmini, kalbin ritmini bozma özellikleri de var. Sonuç olarak anabolizanlar zararlı etkiler oluşturuyor ama şunu da söylemek lazım. Sadece Amerika'da 4 milyon üzerinde anabolizan kullanıcısı var. Dünyada belki 10 milyonla 15 milyon arasında kronik anabolizan kullanıcısı var. Yani bu 19 vaka aslında çok sınırlı. Hastaları bu şekilde değerlendirmek için de çok sınırlı olduğunu söylemek lazım. Zaten yayının kendisi de o şekilde söylüyor. Ama anabolizan kullanıcıları kardiyak açıdan riskli olduğunu da bilmesi gerekiyor bunu. Çünkü sonuçta ürünün içeriğini tam olarak bilmiyorsun. Ürünün içerisindeki miktarı tam olarak bilmiyorsun. Ürünün güvenilirliğiyle ilgili birçok soru işareti var. Ürünün senin kanında ya da vücudunda ve yaratacağı tepkiyi de tam olarak bilmiyorsun. Yani kullanıcılar kendi aralarında geliştirdikleri bilgi birikimiyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Tabii bazı riskleri taşıyorlar ister istemez. Ama anabolizan kullanıcıların sonuç olarak kardiyak açıdan dikkat etmesi gerekiyor kendisine. Sonuç olarak söyleyebileceğim, testosteron tedavisinin kalp açısından kesin olarak olmamakla beraber birçok olumlu etkisi olduğunu birçok yayın göstermiştir. Özellikle kalp damar hastalıklarındaki miktarın azalması, ölüm riskinin azalması, kalp yetmezliğinde egzersiz kapasitesini arttırması, ayrıca kalp iskemisinde olumlu etkilerinin olması ve şeker üzerine olumlu etkilerinin olması kardiyak açıdan birçok hastada olumlu etkileri oluşturacağını birçok yayın söylemişti. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla